Ya Rabbi ben lem tezel Ultu fina fima nezel İnneke latifun lem tezel Bil mutfi kada vettena Ya Rabbi amin havfena. Cennet ehliyle arkadaşlık yaparsan Cenab-ı Hak kıyamet gününde seni ondan ayırmaz. Senin amelin iyi olmasa bile, madem ki cennet ehli bir kimseyle ona bağlanmıştın, onu sevmiştin, ona hizmet vermiş idin, ona uymuştun, o cennetlik kimseyle arkadaşlık ettiğinden cennetlik cennete girerken seni bu tarafta bırakmaz. Ya Rabbi bu benimle beraber değil. O da gelsin seninle girsin der. Cenab-ı Allah'ın rahmeti çok. O da seninle girsin. Senin hürmetine al. Onu da değer et. Cehennemlik insanla arkadaşlık yapan adam ne olacak? Cehennemlik insanla arkadaşlık yaptığında onu da efendim arkadaşlık yaptığı kimseyle beraber sürecekler. Bunu cehennemlik kulla beraber arkadaşlık yaptı. Nasıl iş? Bu kötü kötü kulu neye sen arkadaş edindin? İyi kul bulmadın mıydın sen onunla arkadaş olmaya? Bu cehennemlik kul ile neye düşüp kalktın? Neye muhabbet ettin? Beraber onu da koydu içeriye. Ya cennetlik insan ara. Cennetlik insan ara. O vakit dünyada da kurtulursun, ahirette de kurtarır onlar. Cennetlik insanların kıyamet gününde şefaati olacak. Ve Cenab-ı Hak bu cennetlik kuluma kim tabi olduysa onunla beraber gitsin. Öyle değil. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam kişi sevdiğiyle beraber olacaktır dedi. Baksınlar dedi, kiminle onlar beraber oluyor? Allah'ın evliyasıyla, Allah'ın salih kullarıyla, Allah'ın sadık kullarıyla, cennetlik kullarla beraber oluyorsa, onları seviyorsa, o muhabbet o kimseyi onlardan ayırmaz. Gerçi onlar büyük zatlar, güzel amel sahipleri. Biz onlar gibi yapamayız. Yapamayız ama bizim yapabildiğimiz onlara sevgi, muhabbet, hürmet, hizmet, edep gözetmesi. O yetişir. Allah kıyamet gününde bizi kimi seviyordun? Filan kimseyi, filan kimseyle beraber gir. Ya kimseye diyecek, seninle beraber sana muhabbet eden, sana hizmet eden, sana hürmet eden, senin edebini gözeten, sana muhabbeti olan kimseleri al, al beraber gir cennetin hangi kapısından istersen. Bu dünya ne için kötü oldu? Bu şaşkın insanlar kötülerin arkasına düştü. Fenaların arkasına düştüler. Bütün bu insanların çektikleri zulüm, kahır, kötüleri, baş edindikleri, kötülerle beraber oldukları, kötüleri destekledikleri içindi. Başka şeyden dolayı değildi. Bütün dünya kötülerin arkasına düştü. Kötüler bütün insanları felakete götürüyor.
felakete götürüyor. Kötülerin arkasından bu insanlar ayrılmadıkça kurtulacak değillerdir. Dünya dayanar, dünyanın içindekiler dayanar. Çünkü efendim, kötüler her tarafı tutmuş ve iyiler ortadan çekilmiş. Onlar iyiler kendilerini gizlemiş, kötüler her yerde kendilerini göstermişler ve insanlara işte biz varız, bize dinleyiniz, bizi takip ediniz diyerekten kendilerini bütün insanların üzerinde durdurmuşlar. Gafil insanlar onları desteklemişler. Onların üzerine inen zulmet insanları da kaplamış, kalplerini karartmış, yüzleri karanlık olmuş, işleri ters gitmiş, ıstırapları artmış. Lakin hala sarhoş halinde kötüleri izleyiyorlar, kötüleri destekleyip onlara dayak oluyorlar, iyileri aramıyorlar. Bu insanlar iyilerini arayıncaya kadar bu dünya ıslah olmaz, bu dünya rahat ve huzur bulmaz. Koca bir şehir, Afyon'dan geçiyorum da sual ettim. Bu Afyon büyük bir kasabadır, büyük bir vilayet şehirdir. Kaç yüz bin nüfusu vardır. Sordum, bu şehirde hatırı sayılan, kapısı açık olan, ziyaret edilen, eli eteği öpülen ve sayılan, sevilen, fazilet sahibi, ilim sahibi, irşat sahibi, sofra sahibi, mekarim-i ahlak ile tanınmış, itibar sahibi kim vardır dedim. O adam şaşırttı, bu kadar sözü söyledikten sonra. Böyle adam biz ömrümüzde duymadık dedi. Bilmiyoruz. Öyle kimse ben bilmedim dedi, bu kadar vakitte burada. Böyle adam, senin tarif ettiğin bir adam yok diyor. Orman gibi şehirler, milyonluk şehirler var. Soruyorum, nasıl bu beldede kapısı açık, sofrası açık, fazilet sahibi, ilim sahibi, irfan sahibi, cennet yolunu gösteren, peygamberi seven, peygamber varisi, evliyaullah'tan bir zat, eli eteği öpülecek bir kimse var mı? Diyorlar, böyle insan yok bizde. Senin söylediğin adamlar diyor, kabirde yatırlardır onlar diyor. Ayakta duran yok da yatıp duruyorlar diyor onlar. Arama diyor böyle kimse. Demek ki öyle zatlar hepsi saklanmış, gizlenmiş, aramızdan ayrılmış. Meydan o zaman kötülere kaldı. Meydan kötülere kaldıktan sonra bu insanların işi yaman gelir. Yaman olur işleri. Yani iyi olmaz. İyilere itibar olmayan bir dünyada yaşıyoruz. İyiler aranmayan, herkes
birbirleriyle cekleşen, uğraşan, dövüşen, kıskanan, birbirine eziyet eden, eza eden insanlarla dolmuş bu koca ülke. Birbirini seven, birbirini sayan, birbirini gayıran, birbirine hizmet eden, Allah için çalışan, peygamberi seven, ümmete hizmet eden kimseler, bunlar kaybolmuş. Yerini hürriyet ve zalim ve amansız ve imansız, dirliksiz, densiz, dinsiz insanlara bırakmışlar. İyiler saklanmış, kötüler azmış. Onun için her mümine iyi kimseyi arayıp ona bağlanmak lazımdır. Burada da lüzum eder, ahirette de en lüzumlu olan şeydir. Ahirette bizim gayrıcılarımız dünyada beraber olduğumuz büyüklerdir. İyi kullar, muhlis kullardır. Allah bizi onlardan ayırmasın. Amin. Allah'a itaat ilk işimizdir. Sizler gözümüzü açtığımızda ilk hatırınıza gelen Allah'a itaat olsun. Yani gözünüzü açıp uyanıp kalktığınızda ilk yapacağınız nedir Allah'ın bana emri? Elbette ki uyanan kimse taharet edip abdest alsın. İstenen budur. Yataktan fırladığı gibi dünyanın arkasına koşan kimsenin Allah yanında kıymeti yoktur. Gözünü açıp kalktığı vakitinde hemen abdeste davranan, namaza divana duran kimsenin Allah yanında kıymeti vardır. Kulum beni tanıdı der Cenab-ı Mevla. Benim kulluğuma koştu. Bu kulum hayırlı kulum der. Gözünü açtı. Dün bir yerden geçiyoruz. Kır ortasında üç kız kardeş, bacıları, üç bacı bir yerde durup bakkallık dur ortasında öteberi satıp geçinmek şeyinde uğraşıp duruyorlar. Ben onlara sordum. Benden dua istediler. Dua ederim dedim size. Namaz kılıyor musunuz dedim. Nerede hoca efendi dedi. Nerede namaz kılalım dedi. Biz saat sabaha kadar, üçe kadar biz burada sabahın köründen çıkıp 7'de 8'de kalkıp buraya geliyoruz. Sabahın 3'üne kadar burada biz külçe oluyoruz. Yattığımız vakitte yattığımız yeri sezmeyiz. 3'te yatıp 7-8'lerde tekrar kalkarız. Tekrar buraya geliriz. Bu halindeyiz biz. Nerede namaz kılalım dediler bana. İnsanların hemen hemen çoğu böyle olmuş. Gözünü açar açmaz dünyaya ta gözünü kapayıncaya kadar dünyanın arkasında
yediğini bilmez, içtiğini bilmez, yaptığını bilmez halinde eziyet çeker. Karşılığı ne? İşte o ayakta yiyip içebildiği başka bir şey yok. Peki 5-10 kuruş para kazanıp götürüp bir bankaya yatıracak. Onun da kıymeti yok. Milyonun kıymeti yok. Milyarların kıymeti kalmadı şimdi. Peki bankada para biriktireceksin diyerekten kendi adını kötülemek Müslümana yakışmaz. Kazancı için adını kötüleyen, dünya kazancı için adını kötüleyen insanın Allah yanında kıymeti yok ki. Dedim onun için, sen, siz dikkat ediniz dedim. Kalktığınız vakitte hemencecik elini yüzünü yıkarsın, ayağını da yıka, orada iki rekat bir namaz kıl, ya Rabbi ben senin kulunum de. Allah ondan da razı olur. Kulum beni hatırladı, hiç olmazsa iki rekat bana secde etti der Cenab-ı Allah. Lakin zivri zaharı gibi dünyanın arkasına koştuğun vakitinde Allah senden razı olmaz. Böyle söyledim ben onlara. Çok insanlar, işte gözünü açtın, Allah'ın kulluğuyla başla. Başka işe bakma. İlk yapacağın namazdır, secdedir ki ismin yazılsın. Ey kullar divanında kulum beni saydı, beni sevdi, bana dinledi, bana itaat etti. Tazı gibi de gör, dünyanın arkasına koşturma. Tutulmaz sana. Belki tazı av tutar. Avın arkasına düşse tazı tutar da bu insanlardan dünya öyle kaçar. Yüz tazının kuvveti olsa yetişemez. Sabah gözünü açtın, kalktın, namazdan başla. Akşam, akşamleyin gene namazdan gününü kapat. Ki Cenab-ı Hak yanında kıymetin olsun, itibarın olsun. Sen ne kadar uğraşsan, sen Yahudiler kadar kazanacak değilsin. Yahudiler kadar zengin olamazsın. En zengin Yahudinin Allah yanında kıymeti nedir? Yani Allah yanındaki kıymet zenginlikle değil ki. Yahudi zibildir. Milyarder onların kendi paralarıyla milyarder olsun. Onlar altın ile milyarder olsun. Lakin Allah yanında onun kıymeti ne? Kıymeti sıfır, zibil. Sen zengin olacaksın, para kazanacaksın diye dünyaya hücum edersen efendim Yahudiler kadar zengin olmayacaksın. Zengin olayım diye arkasına düşüp de ibadeti bırakırsan, Allah'ı Allah'a kulluğu bırakırsan senin de kıymetin zibildir, çöpe atılandır. Çöpe neyi atarsın? Evin süpürüntüsünü çöpe atarsın, zibile atarsın. Zibillerin gayrına geçmeyesin. Kıymetlilerin safında olasın. İşte bu sözü dinle. Her gün de ilk Allah'a itaat yolunu gözet. Günün başında da Allah'a itaatle başla. Namaz ile başla. Namaz ile günün son vazifesini yap. Belki uykuda ahiret seferini aranırsın. Secdeyle gitmiş olursun. Allah bizi yanlış yola bırakmasın. Ve minallaha tevfik.
İnşallah Cenab-ı Mevla bizi Habibinin yolundan ayırmaz. Habibinin sancağının altında evliyalarla beraber bizim şeyhlerimizle beraber olmayı bize de nasip eyler. Ya Rabbi bize hidayet buyur. Bizim evladımıza, ihvanımıza, ahbabımıza da hidayet buyur. Yanlış yoldan bizi doğru yola döndür ya Rabbi. Bizi zalim elinde perişan etme. Amin. Zalimlere fırsat verme. Amin. Nur deryalarına, rahmet deryalarına bizi daldır ya Rabbi. Amin. Bizi zikreden kullardan eyle. Amin. İbadet eden taat sahiplerinden eyle. Amin. Cennetlik kullar eyle. Amin. Cennetliklerle beraber eyle. Amin. Sadıklardan bizi ayırma. Amin. Sevdiklerinden bizi ayırma. Amin. Hürmetil Habib, Hürmetil Fatiha. Amin.